Merhaba arkadaşlar. Şimdi yayını açtım. Kaldığımız yerden 61. sorumuzdan devam edeceğiz. Bir saniye. Göze gelen ışınlar ilk kez hangi yapıda kırılır diyor. Şimdi bu gözle ilgili şeyler geçen sınavda da sordular. Arkadaşlar bu gözün yapısı zor. Kesinlikle biyoloji kitabından çalışmanızı tavsiye ederim. Şimdi göz üç katmanlı bir yapısı var. Şurada, şurayı şöyle çizelim. Şurası şöyle geliyor üç katmanlı olarak. Şurada kornea var. İlk önce korneadan geçiyor. Zaten şeyde de mesela miyop ameliyatlarında yeni teknolojide korneayı kaldırıp çizdiriyorlar falan. Şimdi şurada bir boşluk var. Bir boşluk var. Göz bebeği boşluğu var. Arkasında da mercek var. Şimdi buraya göz bebeği diyelim. Göz bebeği boşluğu. Burası kaslarla açılıp kapanabiliyor. Şurası da göz merceği dediğimiz yer. Şimdi bunun haricinde şu kasların şurayı idare ettiğini göstermemiz lazım ama çizmek zor. Şimdi beyin görme merkezi diyor. Şurada sarı nokta var. Şuradan nörus optikus, optik sinir alıyor. Bunu beyine götürüyor. Orada talamustan geçiyor falan. Ama ilk geldiği yer korneadır. Korneadan sonra da ikinci olarak da göz merceğini söyleyebiliriz. Sadece mıknatısların manyetik alan oluşturabileceğini düşünen bir öğrenciye bu kavram yanlısını gidermek için aşağıdaki bilim insanlarının hangisinin deneylerini araştırması tavsiye edilir diyor. Şimdi elektriksel alanı bunun doğru cevabı B'dir. Manyetik alan mıknatıslarla oluşuyor. Bu bir. Bir de elektriksel alanda elektromanyetik alan, elektromanyetik alan oluşturur. Mesela iki tane elektrik bobini arasında bir iğne parçası böyle salınım yapar falan döner. Bu da Maxwell'in elektromanyetizma denklemleridir. Elektriğin elektromanyetiksel alan oluşturduğuna yönelik teorisi ve denklemleridir. Bu zor bir soru. 63. Şimdi falan filan ifadeleri hangileri kavram yanılısını işaret etmektedir diyor. Şimdi tek tek bakalım. Katalizörler tepkimeden değişmeden çıkarlar. Doğru. Katalizörler tepkime ortamında bulundukları için tepkime hızını arttırırlar. Bu ortamda doğrudan tepkime reaksiyonunda aktif yer almazlar diyor. Bakın şu ifade yanlış. Katalizörler sadece organik yapıda olur. Hayır, inorganik katalizörler de vardır. Organik de vardır, inorganik de vardır. 2 ve 3 yanlıştır, 1 doğrudur. Şimdi şunun, şöyle bir şey yapalım. Şunun bir katalizör olduğunu varsayalım. Bu katalizöre iki farklı substrat, yani iki farklı giriş malzemesi bağlandığını varsayalım. Bunları tutar, ilişkilendirir, bir reaksiyon oluşturur. Ama kendisi değişmeden çıkar. Substratlar değişir, yani giren malzemeler değişir ama kendisi değişmez. Bu ortamda doğrudan reaksiyona girmez, aktif rol almaz ifadesi yanlıştır. Baya baya onlarla reaksiyona girer ama değişmeden, kimyasal bir değişime uğramadan çıkar. 64.
Göz ve görme kusurları ile ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur diyor. Bir, miyopi göz yuvarlağının önden arkaya doğru çapının normalden daha uzun olmasıdır. Hemen çizelim. Miyopi şöyle bir durumdur. Ve görüntü retinanın önüne düştüğünden uzağı görme sorunu oluşur. Doğru. Hipermetropi, bu da doğru. Hipermetropi göz yuvarlağının önden arkaya doğru çapının normalden daha dar olmasıdır. Hipermetropide göz şöyledir. Görüntü retinanın arkasına düştüğü için görmek kusuru, yakının görmek kusuru oluşur. Doğru. Miyopide kalın kenarlı. Şimdi şöyle çizelim. Miyopide elle çizsem daha iyi olacak. Miyopide kalın kenarlı mercek kullanılır. Doğru. Hipermetropide kalın kenarlıyı çok kötü çizdim. Şöyle bir şeydir. Hipermetropide ince kenarlı mercek kullanılır. Ortası tombiştir şöyle. Doğru. Görme kusurları en aza indirilir. Bu ifade de doğru. Üç de doğrudur. Astigmat ya da diğer adıyla astigmatizm, göz merceği ve korneada oluşan pürüzlü yüzeylerden dolayı ışınların retinada birden fazla yerde odaklanmasıdır. Astigmatın çok güzel bir tanımını vermiş ve bulanık görülür. Presbilit, yaşa bağlı olarak özellikle 40 yaşından sonra göz merceğinin elastikiyetini yitirmesidir. Elastikiyetini yitirdiği zaman odaklanma problemi oluşur. Bu hipermetropa benzer ama hipermetrop yaşla alakalı değildir. Presbitik dediğimiz şey, bu hepimiz görürüz. 40'ından sonra kadınlarda da erkeklerde de böyle tak çıkart okuma gözlükleri vardır. Bu okuma gözlükleriyle yaşla beraber göz merceğinin elastikiyetini yitirmesiyle, odaklanma şeyini yitirmesiyle alakalıdır. Bu da doğrudur. Bu 40 yaş sonrasında olur presbitik. Fakat katarakt çok daha üst yaşlarda, 65 sonrasında olan. 60 sonrasında olabiliyor ama genelde 65 sonrasında. Yaşa bağlı olarak göz merceğinin saydamlığını yitirmesidir. Bu ifadelerin hepsi doğrudur. Evet. 66. Sınıf öğretmenliği, 4. sınıf öğrencisi Kenan. 3 tane ifade söylüyor. Kenan'ın zihninde yapılandırdığı bilgilerden hangileri kavram yapısı olarak tanımlanır diyor. Soluk alıp vermenin oksijen solunumunda aynı şey olduğunu düşünmektedir. Şimdi soluk alıp verme dediğimiz şey aynı şey değildir bunlar. Bu şöyle yapalım. Bu kavram yanılgısıdır ve yanlıştır. Bunun doğru cevabı da Denizli'dir. Soluk alma verme dediğim şey akciğerlerle yaptığımızda nefes almaktır. Oksijenli solunum bambaşka bir şeydir. Mikro düzeyde hücre içinde enerji harcanmasına yarayan, aldığımız besinlerin yıkılması ve enerji ortaya çıkmasını sağlayan reaksiyondur. Yani katabolik reaksiyondur. Bir yıkım reaksiyondur. Bunun karşılığında besinlerin moleküller arası bağlarında bulunan, hatta molekül içinde de bulunan, molekül içi desek daha doğru olur. Oraya yanlış söylemeyeyim, girmeyeyim. Ama besinlerde bulunan diyelim, bağların kırılarak o enerjinin, bakın çok enteresan, besinlerin bağ yapısında bulunan enerjinin ATP olarak bize kazandırılması ve bununla da bizim hareket etmemiz, enerji harcamamızdır. Bambaşka iki şeydir. İki, bitkilerin gündüzleri solunum yapmadıklarını düşünmektedir. Bu da kavram yanılgısıdır. Bitkiler, şöyle söyleyeyim, gece, gündüz her zaman solunum yaparlar. Ama fotosentezi sadece gündüz yaparlar veya doğada değilse, evdeyse, ışık olan her ortamda yaparlar. Üç,
Bitkilerde fotosentez hızının bazı faktörleri arttırılabileceği ve azaltılabileceği düşünülüyor. Doğru. Bu doğrudur. Örneğin ışığın dalga boyu fotosentez miktarını arttırır. Yine orada kloroplast malzemesinin çokluğu azlığı da etkiler, sıcaklık etkiler. Bir sürü faktörü vardır bunun. 67. Eğitim bilimleri, temel fen bilimleri dersinde öğretmen pardon boğazıma bir şey takıldı. Sinirsel geri bildirim kavramını anlatmaktadır. Hemostaz kavramını işleyen öğretmenin bu süreçte geri bildirimin önemini açıklayabilmesi ve geri bildirimin öğrenci zihninde somutlaşması için aşağıdaki analojilerden hangisini sunmasını önerirsiniz diyor. Geri bildirim ve homeostazi. Homeostaz dediğimiz şey nedir? Söyleyelim. Homeostazi fizyolojik denge demektir. Ve bunu şöyle modelleyebiliriz. Şimdi insanda pH, su, pH, su, kalsiyum, potasyum, sodyum gibi şeylerin bir dengesi vardır. Bir konsantrasyon oranı falan vardır. Bu arttığında hemen vücut sinir sistemi, otonom ve sempatik ve parasempatik sistem şu tarafa denge durumuna çeker. Bu tarafa kaçarsa da yine bu tarafa almaya çalışır. Bu taraf sempatiklerle çalışır, bu taraf parasempatiklerle çalışır. Sonuçta sempatikler ve parasempatikler hafif kaymalar arasında, yani bu kaymanın çok yükselmemesi istenir. Mesela şu arada olur, bu kadar kayma olur. Mesela buna bir sıcaklığı örnek verelim. Vücut sıcaklığımız, atıyorum tam rakamları bilmiyorum, 35 derece ile 40 derece arasında gidip gelir. Tabii hastalandığımızda 40'lara falan çıkar. Ama yani böyle 47 falan olmaz. 47 de ölmüşsündür demektir zaten. İşte 31 derece, 30 derece olmaz. 30 derece oldu mu ölmüşsündür demektir. Vücut sıcaklığından bahsediyorum. Bu arada da mesela işte ateşimiz çıktığında vücut çalışıp onu 36,5'a getirmeye, düştüğünde de 36,5'a getirmeye çalışır. Buna homeostaz denir. Şimdi bunun analojisi arabamızın benzin göstergesi çalışarak bize kırmızı ışığı yaktığında benzin almamız gerektiğini gösterir. Bu da işte azalma artmanın dengesiyle alakalıdır. B, hücreler arasında su içerisinde çözelti miktarına göre pasif olarak yer değiştirir diyor. Bu ozmoz prensibidir. Hemostaziyle alakası yoktur. C, üst beyin korteks ihtiyacımız olduğunda ders çalışma gibi entelektüel faaliyetlere yönelttir. Bu hemostazi değil. Bu üst beyin bölgelerinin entelektüel faaliyetidir. Ama fizyolojik bir denge değildir. Denizli motor sinirler olgunlaşmaya bağlı olarak kas, hareket ve senkronizasyon yetilerini arttırır. Bu istemli davranıştır. Edirne, üst beyin, korteks, motor sinirleri seçimli ve istemli olarak yönetir. Bu da istemli, iradi davranıştır. Hı. 68. 68'i yaparsınız diye düşünüyorum. 68'e ne dediniz? Biraz zor soruydu 67. 68'i yapabilirsiniz. Ne dediniz? İşaretleyin. İnsanda ne tür şeyler vardır diye soruyor. Ne dediniz? Evet, Müge A demiş, Şura A demiş, Duygu A demiş, herkes A demiş. İnsan omurgalı destek ve hareket sistemi vardır. Solungaç sistemi yoktur, balıklarda vardır. Trake solunumunda böceklerin, her böcekte olmasa da böceklerde vardır. Ondan sonra o detayı bilmiyorum, girmeyeyim oraya. Her böcekte var mı? Ama böceklerde olduğundan eminim. Dolayısıyla doğru cevap da A. 69'a ne dediniz? 69, bunu da yaparsınız.
69'a A demişler. Doğru. Burunda havada bulunan bazı moleküllerin koku olarak ilk algılandığı yer aşağıda hangisidir? Sarı bölgedir. Bu sarı bölge burnumuzda bu koku duyusunun ilk alındığı reseptörlerin olduğu bölgedir. Mukus buradaki, affedersiniz, burnu kayganlaştıran sümüktür. Ondan sonra hani sümük olmasa da orayı nemli tutan yapıdır, sıvıdır. Farynks ve larynx bu soluk borusudur, bu yemek borusudur. Kornea da gözle alakalı, hiç alakası yok. 70. İç kulağın yapısıyla ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Bunu da yaparsınız, duyu organlarını çalıştıysanız. Bakayım ne demişler. Aferin şuraya, aferin. Bu duyu organlarını çalışın, gene soracaklar buradan. Şimdi üçe ayrılıyor kulak. Şimdi kulağı şöyle çizelim. Burası maviyle olsun. Şurası kırmızı ile çizelim. Şurasını da turuncu ile çizelim. Üçe ayırmış olayım. Şimdi şurada burası dış kulak olsun. Burası orta kulak olsun. Burası da iç kulak olsun. Şimdi burada kırmızı ile çizelim yine. Dış kulağın bittiği, orta kulağın başladığı yerde, orta kulağın başladığı yerde kulak zarı vardır. Bu kulak zarından şurada güzel çizemeyeceğim ama idare edin. Örs, çekiç, üzengi kemikleri vardır. Bu kemiklerden iç kulak yapısına, buradaki salyangoza iletilir. Buradan da salyangozu güzel çizemedim. Buradan da duyu sinirine ne gider? Şurası da sinirdir. Salyangozun büyük kısmı aslında iç kulakta kalır. Şimdi diyor ki bu yapıyla ilgili, salyangoz işitmenin gerçekleştiği bölümdür. Doğru. Tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları denge ile ilgilidir. Doğru. İç kulakta içi sıvı dolu kanallar vardır. Doğru. Hepsi doğru. Ama kulağı çok kötü çizdim. Evet. Biraz önce söylemiştim, çekiç, örs ve üzengi kemikleri nerede bulunur? Hadi bakalım. Biraz önce söyledim. Aferin. B, orta kulak. Doğru. Kemikler orta kulakta. Geçtik. Şimdi 72. Temel fen bilimleri dersinde yapılan bir deney aşağıda verilmiştir. Katı bir cisim var. Çeşme suyu, beher var. Çeşme suyu üzerinde yüzen katı bir cisim bulunmaktadır. Katı cismin 1 bölü 2'si su üzerindedir. Şöyle yapalım. 1 bölü 2'si su üzerindeymiş. 1 bölü 2'si de aşağıda. Daha sonra suya bir çorba kaşığı tuz eklenir. Karıştırılır ve çözülmesi beklenir. Bu durumda neler olur diyor. Vay, güzel soru. Hadi bakalım ne dediniz? Atakan D mi diye soruyor. Şura D diyor. Aferin. Cevap D. Neden D? Bir kere içine tuz eklediğimizde suyun density, yani öz kütlesi bir tık artıyor. Öz kütle artınca kaldırma kuvveti de artar. Şimdi diyor ki katı cisme etken sıvı kaldırma kuvveti artar. Doğru. Katı cisim su üzerinde kalan kısmı artar. Evet, kaldırma kuvveti artarsa o da artar. Daha çok kaldırır. Katı cisim beğenin dibine çöker, batar diyor. Hayır.
Böyle olması için ya suyun öz kütlesinin azalması lazım. Bu mümkün değil. Ya da katı cismin üstüne katı cisme bir şey koyarak bunun öz kütlesini arttırmak gerekiyordu. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Doğru cevap da Denizli'dir. 73. Evet, 73 geçen sene sorulan sorunun bir benzeri. 73'ü okuyun. Ne dediniz merak ediyorum. Al cevapları 73'te. Bayağı güzel soru olmuş. Hani geçen senekinin aynısı da değil, biraz değişmiş. Ecem Oğuz Bursa diyor. Şura Denizli diyor. Başka cevap? Bakalım başka cevap var mı? Atakan Denizli diyor. Serpil Denizli diyor. Ecem bir yaz bakayım. Ecem'inki doğru da. Ecem sen nereden biliyorsun bunu? Ecem sen fen lisesinde mi okudun? Ne yaptın? Şimdi bunun doğru cevabı bir yanlıştır. İki doğrudur. Üç yanlıştır. Doğru cevap da B'dir. Ecem yazdı bakayım. Hocam mantıkla yaptım. Hadi bakalım bir mantık deneyelim. Şimdi diyor ki özdeş ampullerden oluşan aşağıdaki elektrik devresine birinci ve ikinci anahtar kapalıdır. Buna göre falan filanlar hangileri doğrudur diyor. Birinci ve ikinci anahtar kapalıyken tüm ampuller ışık verir. Bakın şimdi. Tüm ampuller ışık verir mi? Bir deneyelim. Şimdi buradan geldi. Böyle. Ha. Şimdi şurada bir şey kaçırdım ben. Şuraya geldi. Şurada bir ayrım noktası var. Bu ayrım noktasında bu ayrım noktasında A'dan geçer. İkinci anahtar kapalıyken tüm ampuller ışık verir. A ve B yanar. C ampulü yanmaz. Kısa devre olur. Kısa devreyi nereden yapacak? Şuradan yapacak kısa devreyi. Şuradan geçecek. Şöyle gelecek. Buradan da geçecek. Şimdi peki bu neden kısa devre yapıyor? Şimdi bakın geçen seneki soruda da bu vardı. Şu ayrıma geldiği anda, şu ayrıma geldiği anda elektrik dirençsiz yolu tercih eder. Ve burada C yanmaz. Bu yanar. Bu yanar. Pardon. Bu yanar. Ama C'de şöyle bir sıkıntı var. Şunu maviyle gösterelim. Bu yanmaz. Çünkü burada dirençsiz olan şu yoldan C'yi bypass ederek. Ben bypass diyorum. Buraya genellikle kısa devre deniyor. O da ikisi de doğru kavramlar. Bu yüzden C yanmaz. Şimdi burası zor olmuş. Zaten birinci öncüyüz o. Şimdi gelelim. Diyor ki burada 2'de. Yalnız bir anahtarı açıldığında bir anahtarını açalım.
Sadece A ampulü ışık verir diyor. Bir anahtarını açtık. Buradan geldi. Evet. Şurası bypass edeceği için ve burası çalışmaz. Şimdi burası çalışmayacağı için bir anahtarı açıkken açıldığında sadece A ampulü yanar. Doğru. 3. Şimdi 3'ü inceleyelim. 3. Yalnız ikinci anahtar açıldığında. Şimdi şurayı açalım. İkinci anahtar açıldığında sadece B ve C ampulleri ışık verir diyor. B ışık verdi. C ışık verdi. Neden? Şimdi bak, buradan geldi. Buradan geldiğinde buna yanlış dedik, pardon. Yalnız ikinci anahtar açıldığında kafam karıştı. Şunu tekrar çizelim. Şimdi şuradan gelir. Bu ışık verir. İkinci anahtar açıldığında burası açık. A yanar. Şimdi buradan gelemez. C yanmaz. Şuradan gelecek. B de yanar. Şimdi burada ne diyor? B ve C ampulleri ışık verir diyor. Bu yanlış. Bu pozisyonda B ve C ışık vermez. Bu pozisyonda A ve B ışık verir. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Oldukça zor olmuş bu. 74. Hücre zarı işlenirken zardan madde geçişi, aktif taşıma, ozmoz ve difüzyonla ilgili bilgileri öğrencilere sunan öğretmen, başlangıçta hücre zarından geçişi aktif ve pasif olarak ikiye ayırmıştır. Aktif taşınımı eğik düzlemin üstünde duran bir kutunun yer çekimi potansiyelinden dolayı kendiliğinden aşağıya kaymasına benzetmiştir. Doğru. Bu potansiyel farkından dolayı pasif geçiştir. Aktif taşınımı ise bir ailenin bilinçli olarak bir enerji harcayarak bir mahalleden başka bir mahalleye taşınmasına benzetmiştir. Bu da doğru bir analoji. Öğretmenin oluşturduğu bu analojide öğretmenin pasif ve aktif taşınımı sırasıyla hangi kavramlarla ilişkilendirmesi gerekir? Pasif taşınımda konsantrasyon farkından dolayı, nasıl ki mesela bu tarafta konsantrasyon yüksek, ne olsun, şeker konsantrasyonu yüksek, bu tarafta da şeker konsantrasyonu düşük, şeker buradan buraya geçemez. Düşük konsantrasyondaki su, yani düşük şeker ama su çok, su bu tarafa geçer. Bu potansiyel farkı gibi çalışır. Zaten oransal olarak da potansiyel farkıdır. Konsantrasyon farkıdır aslında. Ha, şöyle söylersek çok güzel olur. Konsantrasyon farkı bir potansiyel fark oluşturur. Şimdi ama diğerinde aktif taşımada içeride konsantrasyon yüksek ama yine de benim bu glikojene ihtiyacım var diye bir taşıma oluyor. Bu da bilinçli bir enerji harcanması, aktif taşımadır. 75. Deri bir duyu organıdır. Derinin dokunma, hissetme, duyumları algılamanın dışında başka görevleri de vardır. Buna göre falan filan ifadeler hangileri doğrudur diyor. 1. Deride bulunan epitel dokusu vücudun dış dünyaya karşı mekanik ve mikrobiyal olarak korunmasını sağlar. Evet, epitel dokunun görevi budur. Deride ter bezleri vardır diyor. Var. Yağ bezleri ve kan damarları vardır. Bunlar da var. Kolay sorulmuş. 76. Temel fen bilimleri dersi öğretmeni fiziksel olaylar konu alanına Hint fakirlerinin çivili tahtada yatmayı nasıl başardıklarını sorarak başlar. Öğretmenin bu derste işleyeceği konu hangisidir? Bence orta zorlukta bir soru. Yapabilirsiniz. Ne dediniz merak ediyorum 76'ya. Aferin Atakan. Aferin Şura.
Şimdi bakın, burada çok hoş bir şey var. Herkes denemek istemiş. Şimdi ben bir yatak var diyelim ki burada. Bu yatağa bir insan şöyle yattığında ve bu yatağı bir de şöyle yapalım. Bu yatağı bir insan şöyle dik pozisyonda ayakta durduğunu varsayalım. Şimdi bu pozisyonda kuvvet yani ağırlık G aynıdır. Ama alan, yayıldığı alan büyüktür. Şimdi burada da bir insan iki ayağıyla buraya bastığında kuvvet, yer çekim kuvvetiyle oluşan aşağıya çekim kuvveti G aynıdır. Kütle aynıdır, ağırlık aynıdır. Ama alan dardır. Burada basınç daha fazladır. Burada da basınç nispeten daha azdır. Yani basınç birim yüzeye düşen ağırlık miktarıdır. Şimdi burada Hint fakirleri çivili bir tahtaya nasıl yatabiliyorlar? Tek bir çivinin üzerine yatamazsınız. Bütün yük oraya bineceği için parçalar vücudu. Ama orada 100-200 tane çivi vücut ağırlıklarını paylaştığı için basınç azalıyor ve tabii gene zor bir şey ama katların basıncı ile ilgili bir konudur. Güzel. Ama 76'ya doğru cevap verilmesi hoşuma gitti. Şimdi gene elektrikten zor bir soru var. Bunu yapan varsa madalyayı takacağım. Bu zor, bayağı zor bir soru. 77'yi yapan var mı? Demin yapan kimdi o? Ezgi miydi? Ece Moğuz. Yaptın mı Ece Moğuz? Elektrik sorusu. Ya madalya vereceğim diyorum. Bir kişi çıksın ya. Şimdi bir şey soracağım. Geçen seneki temel fen bilimleri sorularına bakın diyorum. Öğrenciler genelde bana 9'da 7 yaptım diyor. İki tane soru yapılamamış. Tabii bu ilgili öğrenciler için. Bu 9 sorudan yapılamayan Ece Moğuz D yapardım hocam diyor ve doğru. Gene doğru. Bu Ece Moğuz'a madalyayı taktık. Doğru. Bu yapılamayan geçen seneki 9 sorunun ikisi yapılamıyor. O bir tanesi bu elektrik sorusu mu? Genelde yapamadınız. Bir yazar mısınız bana? İki tane yapamıyoruz diyorlar. Ha, Atakan evet dedi. Sanırım bir tanesi elektrik sorusu. Ha, Serpil de yapamadığı oymuş. Tamam. Bu elektrikten tekrar çıkabilir söyleyeyim. Elektriği bir çalışır. Yapılmayacak bir konu değil. Şimdi bak anlatıyorum. Şimdi bir derste ABCDE ampullerini şekil 1 ve 3'te gibi kurulmuştur. Her iki durumda da sadece 3 ampul ışık verdiği görülmüştür. Laboratuvarda kullanılan ampullerden yalnız bir tanesi bozuk olduğuna bilindiğine göre diyor. Bu bozuk ampul hangisidir? Şimdi bak anlatıyorum. Buradan yola çıktık. Buradan yola çıktık. Ne diyor? Yalnız bir tanesi bozuk diyor. Buradan yola çıktık. Böyle geldik. Burada paylaşır burayı. Paralel bağlı hiçbir sıkıntı yok burada. Buradan da böyle gelir. Böyle de gelir. Ve eğer ampuller den birisi patlak olmasaydı hepsi bu pozisyonda ışık verirdi. Şimdi burada bir ampul ışık vermediğine göre bunun doğru cevabı D'dir. Şimdi şöyle her üç durumda da sadece üç ampul ışık verdiğine göre burada
1, 2, 3, 4, 5 tane ampul var. Bunlardan 3 tanesi ışık verecek. Şimdi 3 tanesi ışık verecek, 2 tanesi de ışık vermeyecek. Şimdi burada E olamaz bu. E gitti. Çünkü E bozuk olsa E şu sisteme ve şu sisteme seri bağlı olduğu için 5'i de yanmaz. A da olamaz. Çünkü A bozuk olsa sistem hiç çalışmaz. Şimdi A gitti, E gitti. Şimdi A gitti, E gitti. Bunun mantığı şu. Neden A gitti, E gitti? Çünkü seri bağlı bir sistemde bir ampul patladı mı, yandı mı, çalışmadı mı? Orası anahtar yok ve açık gibi düşünün. Hatta şöyle söyleyeyim. Eski tungsten ampullerde patladığında ampul buradaki iki uç arasındaki ampulün içine baktığınızda ki çocukluğumda ben bakmışımdır. Tungsten tel vardır orada. O tungsten telin koptuğunu görürüz. O tel koptuğunda çalışmaz. Ve bu çalışmadan seri bağlı olan hiçbirisi çalışmaz. A ve E olamaz. Şimdi burada 3 ampul yanacağına göre her iki durumda sadece 3 ampul ışık vermiştir. Şimdi burada şimdi bu tarafa gelelim. Şimdi burasıyla C ile burası da seri bağlı olduğuna göre C de olamaz. C patlasa bütün sistem çökerdi. C de olamaz. Şimdi bunun cevabı ya B'dir ya da Denizli'dir. Aynı mantıkla burayı da hallettik. Şimdi gelelim. Şimdi şurada B patlasa, B bozuk olsa buradan böyle geçer. Buradan böyle geçer. Ve 4 ampul yanar. Şimdi B burada patlak olsa bu bununla seri, bu yanmaz, bu 3 tane. Bu B burada uyuyor ama burada B uymuyor. Bakın şimdi neden uymuyor? Şimdi B olsa burada çalışacak ampul sayısı mecburen 4 tane olur. Şimdi gelelim buraya. B de gitti. Şimdi burada B sağlam. Fakat şu C ya da D'den bir tanesi olacak. C de burada patlak olursa çalıştırmayacağı için bu ikisinden sadece Denizli alternatif olarak kalıyor. Çok zor bir soruymuş. Temel fen bilimleri öğretiminde öğrenciler bazen kavramları doğru yapılandırırken bazen de yanlış yapılandırma olabiliyor diyor. Buna göre falan filanların hangisi doğru bilgi olarak tanımlanabilir? Şimdi şurasını düzeltelim. Şurası 3 olacak. Ve doğru cevap Edirne zaten. Buna göre sürtünmesiz ortamda daha önceden bir kuvvet uygulanarak sabit hıza ulaşmış cisimler sonsuza dek aynı hızla yollarına devam ederler. Buna en yakın örnek buz pateni pistidir. Ama yine de orada da küçük bir sürtünme vardır. Buz pateni pistinde birisini ittiğimiz zaman daha itme devam etmemesine rağmen ilk itme kuvvetinin etkisiyle sanki sonsuza kadar gidecekmiş gibi devam eder. Ha durur çünkü buzun da bir sürtünme kuvveti vardır. Bu buz değil de sıfır sürtünme olsa sonsuza kadar sabit hızla devam eder. B hareketsiz bir cismin ivmesi sıfırdır. Evet ivme
hız değişimidir. Hareketsiz cismin ilk hızı 0, ikinci hızı 0'dır. Fark da 0 olduğu için ivmesi 0'dır. İvme hızın artması veya azalmasıdır. Doğru. Buna ek olarak düzgün doğrusal bir yolda artması veya azalmasıdır. Ama bir de yön değiştirmede ivme üretiyor. O da ayrı bir konudur. Daha önceki testlerimizde çok bu konuya değinmiştik. 79. Cansu öğretmen öğrencilerinin kurduğu bir elektrik devresinin başına gelir ve devreyi inceledikten sonra Ali anahtarı kapat bakalım der. Ali anahtarı kapatınca ampul yanar. Öğretmen gruba şu soruyu sorar. Sizce mikro düzeyde ne oldu? Ali bence protonlar lambada çarpışıyor. Bayağı uydurmuş, protonlar falan çarpışmaz. Yanlış. Ali bizimle değilsin. Zeynep bence protonlar sabit, lambada çarpışanlar elektronlar. Yanlış. Kerem her şey mikro düzeyde yerli yerinde. Sadece atomlar titreşiyor, enerji oluyor. Bu da enerji oluşuyor. Bu da doğru. Bunlardan hangisi kavram yanılgısı olarak tanımlanır? Ali ve Zeynep'inki kavram yanılgısıdır. Daha önceki testte bunun üzerinde çok durmuştuk. 80. Temel fen bilimleri dersinde öğrencilerde bazı yanlış zihinsel yapılandırmalar olabilir. Buna göre hangileri kavram yanılgısıdır, yanlıştır diyor. Bunun doğru cevabı Denizli. Genler sadece üreme hücrelerinde bulunur. Yanlıştır. Genler bütün kaşımızda, gözümüzde, midemizde, her yerde vardır. Üreme hücrelerinde bulunanlar mayoz geçirenlerdir. Mutasyon, ama her hücrede gen vardır. Vücudumuzdaki her hücrede. Tabii bunun istisnaları var. Mesela işte konuşmuştuk geçen ders. İşte olgun kırmızı kan hücresinde çekirdek olmadığı için işte gen de yoktur falan denilebilir. Onlar istisnai durumlar. Mutasyon insan ve hayvanlarda oluşur, bitkilerde oluşmaz. Bu da yanlıştır. Bitkilerde de ciddi mutasyon oluşur. Her canlı mutasyon, virüsler bile, yani virüsleri canlı kabul etmiyoruz ama mutasyon hepsinde oluyor. Buna kavram yanılgısı dedik. 3. Bir memeli hayvanın tüm hücre çekirdeklerinde aynı gen dizilimi söz konusudur. Bu da doğrudur. Gen dizilimi hücrelerimizde aynıdır. Bu doğrudur. Yanlış olanlar da 1 ve 2'dir. Evet gençler, 80 tane inceledik. Burada duralım. Temel fen bilimleri zor konu. Çok fazla gitmiyor. Bu akşamlık bu kadar olsun. 2 ders yapmış olalım. 64 ve 65'in cevaplarını söyler misiniz diyorlar. Söyleyeyim. 64 Edirne. 64 Edirne. 65 Edirne. Gençler bu akşamlık bu kadar. Çarşamba günkü derste görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.